Bana bak. Ortalığı dağıtırsan fena kapışırız ona göre. Yok, eşyalarımı yerleştireceğim. İyi hadi ben de alet takımını çıkarayım. Şu senin ranzayı kuralım bakalım. Yukarıda ben yatarım ha. Yürü lan oradan. Ne sırıtıyorsun lan pişmiş kelle gibi? Sen de sırıtıyorsun. Ya bak Tefo ne diyeceğim. Bundan böyle var ya... biraz daha şey olalım. Ne olur? Biraz daha... akıllı olalım lan oğlum işte. Yani şu Ramiz olayını bir çözelim. Ondan sonra bir oturup konuşalım. Ha? Ulan hep böyle belde silahla mı gezeceğiz? Yok. Şu Ezel var ya. Yani önünde gidelim. Ama bak herif. Oturaklı herif. Şimdi çocuk falan da var ya evde. Yani diyorum işte biz de onun gibi böyle ticaret falan bir şeyler. Ha? Ali abi. Söyle Tefo. Ben şu ranzayı getireyim. Aa dur dur keyfim geldi. Bir bira açalım. Ama çocuğa vermek yok ha. Serdar abinden son bir kıyak. Kendin seyret. İşte o, sana diyorum. Tefo bir pizza söyle de yiyelim lan. Eren. Babam bu benim. Ali abi, babam bu benim. Ali abi! Thank you.
abi haklıymış. Eren. Yapma! Babama! Ateş edecekti. Abi ateş edecekti. Eren! Niçin oynuyorum? Karşınızdakinin malına göz dikmişsiniz de ondan oynuyorsunuz. Nesi var nesi yok ondan alayım diye oynuyorsunuz. Yalan mı? O kadar kötü birine mi benziyorum? Kötülük değil ki bunun adı. Açlık. Bizim gibiler para için oynamaz. Başkasının sahip olduğu her şeye sahip olmak için oynar. O yüzden bu kadar iyiyiz. Rest. Olacak. Vay vay vay. Adama bakın ya. Buz gibi. Buradan çulsuz çıkacaksınız ha. İlk defa olmaz. Ne yaptın Ezel? Ne yaptım? İçeride bir servet bıraktım. Olur öyle şeyler. Ama senin elin daha yüksekti. Benim oynadığım oyun pokerden daha çetrefi. Mümtaz Bey, sabah aradınız ya, çok sevindim. Fikriniz değişti mi? Değişti. Gidip görelim mi Selam Bey kardeş? Tabii, tabii. Bir haftadır peşinizdeyim. Hayrola, ne oldu? Hadi gidelim. Burayı içeri alacaksın. Siz bunlarla hiç uğraşmayın. Biz bunları atarız. Burayı kıracaksın değil mi? Tabii tabii. Küçük otantik kahve de şurada olacak. Bahçeye doğru alım yaptık. O tarafa doğru genişleyeceğiz. Bizim için tamamdır. Siz bunları kullanmıyorsanız aslında biz bunları sergileyebiliriz. Böyle antika gibi. İşte eski bir zaman şeyi gibi. Neydi? Müslüm Usta hatıraları gibi. Sizde şeyde var mı? Böyle daha modern çalışmalarda var mı hiç? Yok evladım. Müslüm Usta'yı bilmem. Ama ben 20 yıldır bu eski çağ şeylerini yapıyorum. Eskiden
eskidik. Eskiyebildik diye hürmet görürdük. Eskiden eskimek marifetti, hünerdi. Yok, beni yanlış anladın. Şimdi eskimek yeniye yenilmek demek evladım. Yanlış anlamadım. Vallahi bunu görünce yenilmedim diyeceksiniz. Buyurun. Biz kendi aramızda bir protokol hazırladık. Fiyatı da üzerinde. Sizin için de uygunsa geriye bir tek bu kalıyor. Tapuyu da getiririm. Siz de uygunsa bir kapora getirirsiniz. Devri başlatırız. Yarına. Selam be kardeşim. Yarın. Karadere'deki yer vardı ya, ilgilen demiştin. Ya bir şey sormadan geçemeyeceğim. Affedersin ama burası şey gibi. Bok. Bir yol bir şey geçiyor değil mi önden? Kaya, doğruyu söyle. Hayır Selami. Kenarda kalmış bir mahalle. Biraz medeniyet getirelim dedim. Hepsi bu. İnsanlığımızdan. Hiç borcu yoktur buranın. İlk günden beri. Tamam, tamam. Uğurludur burası. Artık iyi bir dinlenmeyi hak ettiniz. Herkes bilir. Kimi piştiğe gider, kimi içmeye. Kötü bir şey olunca ben o tezgahın arkasına geçerim. Bundan sonra artık evde. İnsanın bir hobisi olacak, her zaman söylerim. Ömer öldükten sonra burası benim son kalemdi. Oğlum burada hiç ölmemiş gibiydi. Her şey tamam Selam Bey. Hayırlısı olsun. Tabudan sonra arkadaşlarım çekim blokesini kaldıracaklar. Gidelim mi? Bir sorun mu var? Yok evladım, bir sorun yok. Ama ben burayı size veremem. Verdiniz bile Mümtaz Bey. Yok, veremem. Burası benim değil. Kimin? Oğlumun. Burası oğlum. Mümtaz Bey, sizin oğlunuz öldü. Benim oğlum tam arkanızda duruyor. Ne yapıyorsun sen ya? Hızlı aramadım.
Bayağı yakınsınız galiba Kaya Bey'le. Selami Bey, hayırlı olsun. Oldu. Sahibine söyle Kaya Bey. Ailemle oyun mu oynamak istiyor? Bundan sonra ben de onun ailesiyle oynayacağım. Defol. Defol. Cengiz. Ha. Yardımına ihtiyacım var. Ne var aklında? Yanlış yerden giriyorum olaya. Benimkiler Ömer'i istemiyor değil ki. Ezel'e bakınca Ömer'i göremiyorlar sadece. Ömer'i görmeleri için... Önce mucizelere inanmaları lazım. Nasıl? Mert bende. Sen babana git. Nasıl? Güven bana ortak. Çok sağ ol. Burası senin değil. Burası benim de değil baba. Burası... onun. Torunum o benim. Oğlum o benim. Senin gibi elleri var. Senin gibi tutuyor oyma bıçağını. Evet. Biraz mertlik de var onda. Evet. Asi. Öyle çatıyor kaşlarına. Anneme de benziyor. Bazen insanın içini görüyor gibi bakıyor değil mi? Doğru. Çocuk değil sanki, büyümüş. Sana da benziyor baba. Benziyor mu? Bana da benziyor mu? Senin gibi yürüyor. Ağır ağır. Yargıç gibi. Doğru vallahi. Büyük adam gibi yürüyor kerata. Mucize gibi değil mi baba? Can. Mucize gibi bir şey değil mi? Evet oğlum. Oğlumu bulmadan kaybetmek istemiyorum baba. Bir babanın oğlunu kaybetmesi korkunç bir şey. Ama bir babanın oğlunu bulması
bir çocuğun babasına kavuşması mucize gibi bir şey. Değil mi baba? Evet oğlum. Geliyorlar. Yoksa Ömer uçar mı diyeyim? Ne istiyorsun Eğir? Sana da sıra gelecek. Biraz bekle. Bekliyorum. Beklerken sana malumat vereyim. Vurkaç'ta bir vurkaç olayı oldu. Yarın gazetede okursun. Ha bir şey daha. Cengiz var ya. İntihar etti. Belgrad ormanlarının orada. Ama daha önemlisi senin pederin evinde talihsiz bir olay oldu. Senin anan, sonra senin havaya uçtu. Buradan ne ders çıkaracağız? Elimi uzatınca o eli adam gibi sıkacaksın. Ramiz'e söylersin. Gerek yok, kendin söylersin. Çatışmadan sağ çıkarsan. Ne? Öndekiler gitmiş dayı. Ama bu hala yaşıyor. Biraz. İstersen buyur dayı. Daha fazla uzatma yeğen. Ben o eli bir daha sıkmam. Ne derse desin yeğen, intikam güzel şey, güzel.